Hayat bitmeyen bir mücadele, yaşam sonu gelmeyen bir savaştır derler. Bu savaş kazanılmaz. Ama verdiğin mücadeleler seni olgunlaştırır, büyütür, zengin kılar. Geçen yıllar yüzünde kırışıklıklar çizer ve kimi zaman kalbinde derin yaralar açar ama iç dünyada o denli kabuk bağlayıp direnç ve güç kazanır. İşte o da yaşamın en dibine vurup çıkmayı başaranlardan. Görünen güzelliğinin ötesinde iç dünyasının direnci ve gücüyle en zorlu yılları ayakta kalarak geride bırakmış ve bugün sanatıyla güzellikler dağıtmaya devam eden bir isim. Sevgili Perihan Savaş, bugünkü konuğum. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Hoş bulduk. Evet, kimileri hayat bir savaştır diyor. Hı hı. Siz nasıl tanımlıyorsunuz hayatı? Yani bir anlamda doğru, hayat bir savaş. Bir anlamda da bence hayat bir tiyatro sahnesi. Burada hepimiz belirli vazifelerle geldik ve bu belirli vazifeleri tamamladıktan sonra da gideceğimiz yere gideceğiz mutlaka. Ama zaman zaman bu çok erken olabiliyor. O zaman da şu fikir geliyor insanın aklına, ya acaba o ödevini tamamladı mı gibi bir fikir geliyor. Herhalde tamamlanmış oluyor gibi geliyor bana da. Onun için ben bir tiyatro sahnesi ve burada oynuyoruz gibi geliyor bana hepimiz. Peki yaşanan zorlu zamanlarda siz büyük direnç gösterdiniz. Bu direnci nasıl gösterdiniz? Neler size destek verdi? İlk başta çocuklarım. Yani çocuklarımın varlığı benim en büyük desteğim oldu. Sonra ailemin desteği geldi. Bir de yaşam devam ediyor. Acı ve tatlı da olsa, çok acı şeyler de yaşasanız, bakıyorsunuz ki yaşam devam ediyor ve o yaşamda olmak zorundasınız. Her şeyden önce, hele özellikle çocuğunuz varsa, onların açısından, onların başında olmak zorundasınız. Bu bana çok büyük bir güç verdi. Ve de başardım sanıyorum. Zorlu günleri başardım. Evet, ayakta durmayı başarabildim. Tabii biraz da insanın kişiliğine olan bir şey bu. Peki mesela kişiliğinizde kendi kendinize fark ettiğiniz değişiklikler oldu mu bu geçen olayların üzerinden? Olmaz olur mu? Yani insan yaşamında dünyaya çok farklı bakıyorsunuz. Ama her sene bu fark değişiyor. Belirli yaşlar aldıktan sonra bu fark, bakış açınız değişmeye başlıyor. Hele özellikle hayatın içindeki o acıları ve o gerçekleri gördüğünüz zaman bakışınız çok daha farklı olmaya başlıyor. Ben bunu hissettim. Yani şu anda insanlara ve dünyaya daha farklı bakabiliyorum, daha olgun bakabiliyorum. Eskiden bu kadar sabırlı, bu kadar metanetli değildim. Ama demek ki olabiliyormuş. Yani insanın başına geldiği zaman o sabrı ve o metaneti göstermek zorunda olduğun zaman onu gösterebiliyor musun? Tabii ki bunu başarmak bazı insanlar için zor. Yani kimisi kalkamıyor bu işin altından, çok zor geliyor. Ama ben işte dediğim gibi yani onu başarmaya çalıştım. Kendi kendime zaman zaman isyanlarım oldu tabii, olmadı değil. Yalnız başıma kaldığım zaman çok büyük isyanlar yaşadım. Bunu çevremdeki insanlar da çok iyi biliyorlar. Ama daha sonra oturup mantıklı, duygusallığı bir kenara bırakıp mantıklı düşünmeye başladığınız zaman onu yeniyorsunuz. O insanın biraz kendi elinde olan bir şey. Sizin sanatçı yönünüz yardımcı oldu mu? Yani şu açıdan tabii ki yardımcı oldu. Bir kere sevilen bir insansınız. Toplumun önünde olan bir insansınız. O insanların, özellikle halkın göstermiş olduğu sevgi, yakınlık, ilgi sizi çok mutlu ediyor. Yani belki o ana kadar farkında olmuyorsunuz bu olayın. Yani zaman zaman sıkıldınız bile oluyor. Kimi, ben bazı arkadaşlarımı duyuyorum. Yani evet, çok sıkılıyoruz bazen. Hani kendi başımıza kalmak istiyoruz. İşte illaki gülmek zorunda kalıyoruz. Veya gülemiyoruz deyip bazen tepki gösteren arkadaşlarımız da oluyor bazı hareketlere. Ama bence buna böyle bakmamak gerektiğine inanıyorsunuz. Bu olaylar başınıza gelip de onların yanınızda ve onların sevgisini hissettiğiniz zaman doğru baktığınıza ve onlara her zaman gülmek zorunda değil de gülmek olması gerektiğine inanıyorsunuz.
Çünkü gerçekten en büyük desteği onlar veriyorlar size. Tabii bu da sanatçı olmanın vermiş olduğu bir avantaj oluyor. Evet, çünkü sizin acılarınızda milyonlar birlikte üzüldü aslında. Tabii. Belki siz onu kimi zaman hissettiniz, kimi zaman hissetmediniz ama sizin derdinizi sizinle paylaşan birçok seveniniz ve hayranınız vardı. Ama siz beklediğiniz desteği yakın camianızdan, özellikle sinema camiasından pek göremediniz zannedersem. Biraz bu konuda sistemleriniz var. Hatta ben merak ediyorum, bu biraz da sizi sinemaya küstürdü mü diye. Yok, sinemaya küsmedim. Sinemayı hiçbir zaman küsemem. Çünkü ben sinemayı çok seviyorum. Sinema sayesinde ben Perihan Savaş oldum. Yani sinemaya küsmek demek, o size sevgi gösteren insanlara küsmek demek, halka küsmek demek. Onlara hiçbir zaman küsemem. Ama ben sinemacılara küstüm. Sinemaya değil ama sinemacılara küstüm. O da benim belirli bir tavrım yok. Yani benim kendi şahsi adıma tavrım yok. Yılmaz'ın adına bir tavırdır bu. Çünkü yani Yılmaz'ın hastane döneminde evet herkes vardı. Yani onun adına gece de yaptılar arkadaşları sağ olsunlar. Ama daha sonra Yılmaz'ın rehabilitasyon döneminde o arkadaşlarına ihtiyacı vardı. Birlikte içki içtiği, birlikte gezmeye gittiği, hatta birlikte çapkınlık yaptığı bir sürü arkadaşına ihtiyacı vardı. Çünkü ona her gördüğü insan ona geçmişini hatırlatıyordu. Unutmuş olduğu geçmişini hatırlatıyordu. Buna esirgediler Yılmaz'dan. Devamlı ben haber gönderdiğim halde hiçbiri görmeye gelmedi. Netice olarak da dayanamıyoruz diye bir şey getirdiler. Ama bence dayanmaları gerekiyordu çünkü onlar oyuncuydular. Arkadaşlarının yanında. Siz dayanabildiyseniz. Yani evet, onu ben artık söylemek istemiyorum ama yani bence gelip arkadaşlarının karşısında oynasalardı, dışarı çıkıp ağlasalardı. Yani o beni ilgilendirmiyor. Onu yapsalardı hiç olmazsa ona. O yüzden küskünlüğüm var. Ama sinemaya küskünlüğünüz yok. Hayır. Sinemayı seviyorsunuz. Evet. Şimdi biraz sinemadan bahsedelim. Sizin ilk filminiz bir masal filmi. Sinbad Kaf Dağı'nda. Şehzade Sinbad Kaf Dağı'nda. Evet. Evet. Nasıl oldu bu? Nasıl başladınız? Bir çocuk filmi miydi? Çocuk keşfetti filmiydi. Evet. Şimdi ben şehir tiyatrolarındaydım. Çocuk bölümünde oynuyordum. Bu arada dublaj yapıyordum. Aynı zamanda radyo çocuk saatine gidiyordum. Dublaj yapıyordum. Ve bir filmde de Muharrem Gürses'in oğlunu konuşuyordum. Orada Muharrem abi bundan sonra bir filme başlayacağım, oynar mısın dedi bana. Dedim ki yani sinema çok yabancı, bir de bilmiyorum babam izin verir mi, annem izin verir mi, tiyatro tamam da yani o dönemde dedi. Değil mi? Bir de o dönemde, evet o dönemde de çünkü şey vardı işte, sinema sanatçısı olmak biraz kötüydü, yani kötü gözle bakılıyordu artist. Yani mesela zaman zaman kavgalarda da o kelime kullanılır ya, artistlik yapma falan derler. Ben mesela ona çok kızıyorum yani. Olmaması gerekiyor ama son dönemlerde insanlarımız da onu ayırmaya başladı zaten. Kime artist denileceğini, kime aktris denileceğini anlamaya başladı. Babama sordum, anneme sordum. Annem kabul etti ama babam birazcık zorluk çıkardı. Sonra işte ben artık çok ısrar edince tek bir film olmak şartıyla peki dedi. Zaten bir masal filmiydi. İşte Şehzade Sinbad'ı Fikret Hakan oynuyordu. Benim abim oynayacaktı. Muharrem Gürses'in oğullarını da biz kardeş oynayacaktık. Ve böylece de sinema serüveni başlamış oldu. Sonra teklifler ardı arkası kesilmedi. Bir de babam o zamanlar, tabii şimdi maalesef yok, o zamanlar her filmin galası yapılıyordu sinemalarda. Ve halkla birlikte siz de o ilk gece galaya katılıyordunuz. O müthiş bir görkem, müthiş bir heyecan tabii. Babam onu yaşadı orada. Yani kızını perdede gördü ve halkın o sevgisini, o ilgisini görünce çok hoşuna gitti onun da. Tavır değiştirdi. Tavır değiştirdi. Evet. Ondan sonra gelen tekliflere de açık oldum ve böylece sinemaya adım atmış oldum 71'de. Bir dönem Orhan Gencebay ile bazı filmler oldu değil mi? Sonra İbrahim Tatlıses ile bazı filmler çevirdiniz. Ama sizin ödül aldığınız bir film var. Bedrana filmi 1973 yılında. Hem Altın Portakal'ı aldınız hem Altın Kelebek ödülünü aldınız. O filmde bu başarıyı bekliyor muydunuz? Yani o sizin kariyerinizde bir dönüm noktası oldu mu o ödüller? Tabii oldu. Yani çünkü ilk dönem bir de masal filmiyle başlıyorsunuz. Daha sinemayı çözemiyorsunuz. Çünkü sinema ile tiyatro çok farklı bir şey. Yani onu çözmek işte bir aşağı yukarı 5-6 film
Sonra ilk defa böyle ciddi bir film teklifi geldi. Rahmetli Süreyya Duru çekmişti. Yani beni karşısına aldı. Dedi ki buna çok iyi hazırlanman gerekiyor. Yani bu senin için dönüm noktan olabilir sinemada dedi. Ve ben sonra Bedran'a kitabını da aldım. Onu da okudum. Ve gerçekten çok iyi hazırlandım. Kendimce çok iyi hazırlandım. Ve tabii ki Süreyya Duru'nun da katkılarını hiçbir zaman unutamam. Çok destek verdi bana. Ve film ortaya çıktı. Çıktıktan sonra başarmıştık. Ekip olarak hepimiz başarmıştık ki neticesinde aldık zaten ödüllerle. Film de ikinci oldu. Ve aynı zamanda Çekoslovakya Karlovy Film Festivali'nde film özel ödülü aldı. Ya bunlar mutluluk verdi tabii. Ondan sonra da sinemaya bakış açınız ve tavrınız tabii ki değişmeye başladı. Oyunculuk anlamında daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Peki ondan sonra takip eden senelerde bir hedef belirlemiş miydiniz kendiniz için sinemada? Yani hedef tabii ki. Şimdi ben oynamak istediğim rollerin bir kısmını oynayabildim, bir kısmını oynayamadım. Sinema belirli devreler geçirdi. Yani bir seks furyası geldi. O dönem tabii ki biz biraz geri kalmak zorunda kaldık sinemadan. Onun akabinde şarkıcı ve türkücü filmleri söz konusu oldu. Bu arada o filmleri çekmek zorundaydınız ve o filmlerde çalışmak zorundaydınız. Çünkü ekonomik açıdan şarttı bu. Ve ben de o furyada şarkılı türkülü filmler çektim tabii ki. Ama bu arada da işte gönlümde yatan bazı hikayeleri yakalamak durumunda da kaldım. Mesela bir Kaşık Düşmanı gibi, İpekçe gibi. Yani şu anda aklıma gelen isimler bunlar. O filmleri yakalamak durumunda kaldım. Sevinçliyim tabii. Peki Perihan Savaş sinemada nasıl anılmak ister? Şu andaki gibi. Belli bir istediğiniz rol, oynayamadığınız rol, sizinle özdeşleşen bir rol var mı? Yani benim özellikle oynamak istediğim böyle psikolojik ağırlıklı bir film istedim hep. Bir türlü de kısmet olmadı o. İnşallah bundan sonra olur. O hala aklımda var zaten. Buradan bir mesaj göndermiş olduk bu vesileyle. Duyurulur diye. Yönetmenlere duyurulur. Peki, siz bir dönem hatta o sinemaya girmeden, başlamadan önce Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda çalıştınız. Sonra sinemaya başlayınca zannedersem tiyatro devam etmedi. Edemedi. Peki hiç tiyatroyu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Hele özellikle bu son dönemler böyle biraz kıpırdanmalar başladı. Bir de tiyatro çok güzel bir döneme geldi. Bizim dönemimizde o kadar güzel değildi tiyatro. Sinema çok daha ağırlıktaydı. Şimdi ama insanlar dönem, da artık yavaş yavaş tiyatrolara gidiyorlar. Tiyatroya gitmeye başladılar. Yani çok isterim güzel bir tiyatro, yani güzel bir eserde oynamayı isterim. Yani o kıpırdanma var içimde. Şimdi bir de çok popüler olan tabii televizyon var. Son 10 yılın en popüler medyalarından bir tanesi. Evet. Televizyon dizileri. Siz ilk TRT'de Engin Çağlar'la El Kızı'nda rol aldınız. Ondan sonra Edison'a Gökkuşağı'nı. Şimdi de Ana Kuzusu. Çok sevilen, çok popüler olan bir dizide rol alıyorsunuz. Evet. Televizyonculuk nasıl? Televizyonculuk farklı. Aslında hem zevkli hem de bizim için biraz yabancı tabii. Yani biz şimdi sesli kameralara alıştığımız için televizyona geçiş dönemimizde bu sessiz kameralar bizi çok zorladı. Yani hepimiz o çalışan kameranın sesini duymak istedik. Biraz bocaladık tabii. Bir de sinemanın görkemi gibi olmuyor televizyon tabii. Yani sinemada o perdede filmi seyretmek çok farklı, televizyonda seyretmek çok farklı. Biraz daha mekanik gibi geldi bize ama tabii ki bu işi de götürüyoruz. Ben gene her şeye rağmen yani dizilerde de bir sinema filmi çekiyormuş gibi çalışıyorum ve oyunculuğumu da o yönde götürüyorum. Yani o teknik açılar konusunda oyunculuk açısından benim için bir fark yok. Televizyon devam edecek mi? Şu anda ediyor çünkü sinema biraz kısır bir döngünün içine girdi ve gitgide daha da çok kısırlaşmaya başladı artık. Özellikle son dönemlerde çekilen anlamsız filmlerden sonra seyirci iyicene elini ayağını çekmeye başladı. Ama ben hala umudum var. Sinema dünyanın hiçbir yerinde bitmez. Yani gördüğünüz gibi televizyonlarda şu anda eski filmler en büyük reytingi alan filmler. Evet. Ve üst üste sürekli oynamasına rağmen. Her ne kadar biz burada sanatçı haklarımızı koruyamıyorsak da. Telif konusu oldukça zor. Evet, oldukça zor bir konu. Yani bunun içinde, bunu başarmak için de birlik olmak zorundayız.
Ama biz işte o birlik olmayı beceremiyoruz. İnşallah bir gün becereceğiz onu da. O konuda da rahatlayacağız. Yani artı ben bir de bu arada sunuculuk da yaptım. Evet, Kayıp Aranıyor değil mi? Öyle bir programı sundunuz. Kayıp Aranıyor'u da sundum. Yani o da çok farklı ve zevkli bir iş. Ama ben orada yani bir Perihan Savaş'tım. Perihan Savaş niteliğinde sunmaya çalıştım. Yani böyle bir serüven devam ediyor şimdilik tabii. Sinema olduğu zaman da tabii sinemada olacaktır mutlaka. Belki her ikisi de olabilir. Hem sinema hem televizyon olabilir, devam ediyor. Tabii. Hatta bu arada tiyatro da olabilir. Şimdi sizin iki çocuğunuz var. Hı-hı. Kızınız Melek ve oğlunuz Savaş. Herkes diyor ki siz çok iyi bir annesiniz. Hatta bu sene yılın annesi seçildiniz iki Hı-hı. kurum tarafından. Evet. Bir tanesi Türkiye Engelliler Spor Federasyonu, diğeri de Karaca. Neler öğütlüyorsunuz çocuklarınıza? Çocuklarınızı hayata nasıl hazırlıyorsunuz? Bir kere çocuklara her şeyden önce insan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. O çok önemli. Çünkü insanı sevdiğiniz zaman yaşadığınız dünyayı da seviyorsunuz, yaşamınızı da seviyorsunuz. Her şeye sevgiyle bakmalarını öneriyorum. Yani her ne kadar bu son dönemlerde çok sevgisiz bir toplum olduysak da gene de bence çocuklarımızı bu yönde eğitmek zorundayız gibi geliyor bana. Mesela televizyon izlemelerine karışıyor musunuz? Çok fazla karışmıyorum ama mesela oğlumun, kızım tabii şimdi daha büyüdüğü için o kendi programlarını daha aklı başında seçmeye başladı. O konuda memnunum. Ders programlarını, gençlik programlarını gerçi çok az da olsa haberleri falan izlemeye başladı ama oğlumun işte bir tek hastalığı var. O böyle dövüşlü, vurdulu, kırdılı. Herhalde olan çocuğun olmasından kaynaklanan bir şey mi bilemiyorum. Ben mümkün olduğu kadar ben bunları sevmiyorum. Gel seninle şey seyredelim, Tom ve Jerry'yi seyredelim deyip beraber onunla oturup onları seyretmeye çalışıyorum. Onlar bizlerden daha cesur oluyorlar bu vurdulu, kırdılı filmleri, çizgi filmleri falan seyretmek ama konusunda. Ama çok kötü. Yani ben o şiddete karşıyım. Çünkü otomatikman onu seyrettikten sonra kendi arkadaşlar arasında oynarken bile mesela o son dönemlerdeki Power Rangers kahraman ben Power Rangers'ım diye bağırmaya başlıyor. Bu da çok hoş bir şey değil tabii ki. Bir de devamlı öldürme, kırma, işte o cinayetleri gördükçe insanların acıma hisleri de zayıflıyor. Zayıflıyor tabii. Yani onun için bence bu yayınların Avrupa'da yasaklandığı gibi bence Türkiye'de de yasaklanması gerekiyor. İyi bir anneden güzel bir öğüt. Şimdi siz bir dönem 1996 yılında DYP'den İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yapmışsınız. Politikaya ilgi devam mı? Devam ediyor. Çünkü ben o dönem yani insan dedim ya yani bir takım şeyler yaşadıktan sonra ve de özellikle sağlık açısından Türkiye'de yaşanan sorunları gördükten sonra bazı şeylere eğilmeniz gerektiğine inanıyorsunuz. Ve bu dönem içerisinde de bana böyle bir teklif geldi ve ben de bunu severek kabul ettim. Çünkü yani şu ana kadar gerçi sanatçıları hep siyasetçiler vitrin olarak gördüler. Her zaman yanlarında resimleri çekilsin diye çağırdılar. Ama hiçbir zaman aktif bir politikada olur musunuz diye teklif gelmedi. Çünkü sanıyorum ki kafalarında şey vardı. Yani sanatçı gitsin sanatını yapsın. Halbuki bence en büyük sanatçılar politikacılar. Çok iyi oynuyorlar çünkü. bu yüzden ben kabul ettim ve girdim. Hala da görevim devam ediyor. Ve insanlara daha fazla yaklaşabiliyorsunuz. En azından o partiye gelen insanlar, oraya gönlünü bağlamış insanlar, fikirlerini daha rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Ve karşılıklı istişare yaptığınız zaman sorunların neler olduğunu çok daha farklı görebiliyorsunuz. Keşke bunu yukarıdaki politikacılar da bu kadar halka tabandan inip onlarla birlikte daha yakın bir temas içinde olsa. Çünkü onların görüşleriyle onların yaptıkları şey çok farklı oluyor. Ben onun için tabanda bu çalışmaları yapmakla ve o insanları dinlemekle çok mutluyum. İşte tabandan herhalde yavaş yavaş yükselerek daha yüksek seviyelerde politikayı sürdürebilirsiniz. Yani şu anda düşünmüyorum. Şu anda ben bundan daha memnunum. Çünkü en azından oradaki insanların sorunlarını zaman zaman perdede olsun, zaman zaman da yapmış olduğum aktif politika hayatımda olsun oradaki büyüklerimize bunu anlatmak daha hoş gibi geliyor bana. Bir de herhalde insanların sanatçı kimliği olduğu için halk tarafından sevdiklerini bildiklerinden dolayı bazı çirkinlikleri ve yanlışlıkları yapmak konusunda da daha temkinli herhalde. Olurlar. Mutlaka. O yüzden sanatçıların politikaya girmesinde fayda var. Bence de. Şimdi hayatınızda çok zorlu dönemler geçirdiniz. Hiç pişmanlıklarınız var mı?
Hayır, yani çok öyle önemli, pişman oldum, keşke bunu yapmasaydım dediğim bir şey olmadı. Çünkü insanlar onları yaşarlarken kendi istekleriyle de yaşıyorlar mutlaka. Yani şimdi ben bir olayı yaşayıp da o bittikten sonra ızdıraplar içinde de olsa, aman keşke bunu yaşamasaydım, çok pişmanım bunu yaşamak. Hayır, ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Çünkü siz o yaşantıyı zaten istediniz yani. Ama sonuçta kötü oldu veya hüsran oldu diye de bundan pişmanlık duymak diye bir şey söz konusu olmaz. O çok güzel de olabilirdi o zaman. O zaman ne olacaktı? Onun için ben duymadım yani. Öyle çok önemli bir pişmanlığım olmadı. O dönemin şartları olmadı. İçinde evet. O kararlar veriliyor. Evet. Peki sizin bir hayaliniz var. Bir film. 68 kuşağıyla ilgili bir film. Bunu biraz açar mısınız son olarak? Sevgili Yılmaz'ın hep kafasında olan bir hikaye vardı. Kısa metrajlı bir film çekmek istiyordu. Ve kendi onu bir kağıda döktü. Fakat kağıda dökmenin ötesinde kare kare her seferinde anlatırdı. İşte en yakın dostlarına, arkadaşlarına. Artık ben onu 50. kez dinlemekten beynime öyle bir şekilde yerleşmiş ki... Şimdi onu çekmek benim amacım. Çünkü bunu çekmek istiyordu. Maalesef yapamadı. Onun adına ben bunu yapmak istiyorum. Gene yönetmeni o olacak. Ben sadece asistanı olacağım. Tabii ki sponsor bulmak zorundayım bu filmi. Bir de 68 kuşağını eleştiren bir film bu. Halide biraz ağır bir eleştiriler var. Ben hiçbir kelimesine, hiçbir karesine, onun ne düşünüyorsa aynı o şekilde bunu başarmak ve çekmek istiyorum. İnşallah çekeceğim. Eğer sponsor bulamazsam, kimse buna cesaret edemezse, ben mutlaka kendi imkanlarımla bunu çekeceğim. Siz çok şeyin üstesinden geldiniz. Bunu da çok rahatlıkla üstesinden geleceksinizdir Perihan Hanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Konuklarımla zaten bir defterimiz var. Programımızla aynı adı taşıyan portreler. Diyorum ki bu sayfaya içinizden ne geliyorsa, aklınızdan ne geçiyorsa bizler için lütfen yazıverin. Tabii.